Evrenin sırlarını keşfederek kendinize istediğiniz gibi bir hayat yaratabiliyor olsaydınız nasıl olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? Hazır olun, çünkü evrendeki en güçlü tezahür tekniklerinden birini keşfetmek üzeresiniz. Nikola Tesla bu yöntemi evrenin anahtarı olarak adlandırırdı. Bu teknik bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İstediğiniz enerji zaten kuantum alanda mevcuttur. Tek yapmanız gereken ona ulaşmaktır. Bugün olumlamaların titreşimiyle uyarlanarak istediklerinizi çekmeye ve tüm arzularınızı gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Nikola Tesla'nın bu efsanevi 3-6-9 tekniğine başlamadan önce sizlere biraz Nikola Tesla'nın büyüleyici hikayesinden bahsetmek istiyorum. Tesla bir elektrik mühendisiydi. Bilim ve teknolojiye olan katkıları bu anlamda olağanüstüdür. Time dergisi Nikola Tesla'yı dünyayı aydınlatan adam olarak onore etmiştir. Tesla bizlere elektrik akımı, Tesla bobini ve indüksiyon motorunu hediye etti. Ayrıca röntgen, neon lambalar, uzaktan kumandalar, radyo alıcısı ve elektrik santralleri gibi birçok önemli buluşunda temelini attı. Üstelik Tesla'nın icatları ve fikirleri hala bugün yaşadığımız dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Şimdi biraz 3-6-9 tekniğinin temeline inelim ve vortex matematiğine küçük bir giriş yapalım. Vortex matematiği, 3. ve 4. boyutlar arasındaki bağlantıyı açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu matematik dalı, 3. boyuttaki olayları ve kavramları 4. boyuta göre yorumlamaya çalışır. Vortex matematiğinin temelini 3, 6 ve 9 sayıları oluşturur. Bu sayıların 3. ve 4. boyutlar arasında özel bir bağlantıyı temsil ettiğine inanılır. Vortex matematiğinin kurucusu Marco Rodin'e göre bu sayılar atomların titreşimlerini ve davranışlarını, boşluk alanını, simetrik veya kristal yapıları ve zaman kavramlarını açıklamaya yardımcı olabilir. Atom ve atom altı parçacıklar 3, 6 ve 9 sayılarına özel bir uyum gösterir. Örneğin bir atomun çekirdeğinin çevresindeki elektronlar 3, 6 veya 9 elektronlu yörüngelerde bulunur. Bu yörüngeler atomun enerjisini ve kimyasal özelliklerini belirler. Bir atomun %99.9'u boşluk alandır ve bu alanda 9 sayısı önemli bir rol oynar. Boşluk alanı atomun elektronlarının hareket ettiği yerdir. Bu alandaki boşluk atomun toplam enerjisini ve kararlılığını etkiler. Simetrik veya kristal yapılarda da 3, 6 ve 9 sayılarını sıklıkla görmek mümkündür. Örneğin bir küpün yüzeyinde 6 tane köşe vardır. Bir piramidin tabanında ise 6 tane üçgen bulunur. Zaman kavramlarıyla da 3, 6 ve 9 sayılarının ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu iddiaya göre zaman 3 ana bölüme ayrılır. Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman. Bu 3 zaman dilimi 24 saatlik bir gün, 60 dakikalık 1 saat ve 60 saniyelik 1 dakika gibi sürelerle temsil edilir. Vortex'e göre 24 saatlik bir gün toplamda 2 artı 4 sayılarının toplamıyla 6 sayısını verir. 60 dakikalık 1 saat ise 6 artı 0 eşittir 6 sayısını verir. 60 saniyelik 1 dakikada toplamda 6 artı 0 eşittir 6 sayısını verir. Bu sayılar dizisi zaman kavramının yapısal bir özelliği olarak da kabul edilir. Hepinizin bildiği üzere Nikola Tesla enerji, frekans ve titreşim üçlüsüne takıntılıydı. Bu üçlünün evrendeki tüm sırları çözebilecek anahtar olduğuna inanıyordu. Bu konu hakkındaki meşhur sözünü hepiniz duymuşsunuzdur. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, titreşim ve frekans olarak düşünün. Tesla bu unsurların gerçekliğimiz üzerinde derin bir etkisi olduğuna inanıyor ve bu unsurları anlayarak ve kullanarak evrenin sınırsız potansiyeline erişebileceğimize inanıyordu. Şimdi sizlere bu tekniği hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreteceğim. Öncelikle bu tekniğin 3 adımı olduğunu söyleyerek başlayalım. İlk adımda bu teknikle hayatımıza çekmek istediğimiz şeyler için 3 olumlama cümlesi belirliyoruz. Örnek olarak, aylık 100 bin lira kazandığım için mutlu ve minnettarım. Hayatımın aşkını bulduğum için sevinçli ve minnettarım. Kanserle olan savaşımı kazandığım ve hastalıklarımdan arındığım için mutlu ve minnettarım gibi. Gördüğünüz gibi olumlamalarınız finansal durumunuzu iyileştirmek, aşk hayatınızı düzene sokmak ya da sağlıklı bir hayat yaşamak üzerine olabilir. Sizler de kendi arzularınıza göre 3 olumlama belirleyin ve daha sonra bu olumlamaları bir kağıda yazın. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda olumlamalarınızı 6 kez 9 saniye boyunca yüksek sesle tekrarlayın.
Seçmiş olduğunuz 3 olumlama henüz siz etkisini hissetmeseniz de kuantum alanda çoktan var olmaya başladı. Yani maddeselliğe doğru yola çıkmış durumdadır. Bu olumlamaları evrene sesli veya yazılı olarak aktarmak, tekrarlamanın gücüyle enerjilerini, frekanslarını ve titreşimlerini artırır. Şimdi son adıma geldik. Bu adımda bu ritüeli 9 gün boyunca her gün düzenli olarak uyguluyoruz. Şimdi aklınızda daha çok yer tutması açısından bir örnekte açıklamaya çalışacağım. Tezahür ettirmek istediğiniz şeylerin finansal hedefleriniz olduğunu varsayalım. Bu hedefi gerçekleştirmek için 3-6-9 tekniğinin tüm adımlarını sırasıyla uygulayalım. Birinci adımda 3 olumlama seçme kısmı var. Birlikte bu olumlamaları seçelim. Birincisi, sınırsız finansal bolluğu almaya hak ediyorum. İkincisi, bana büyük servet getiren fırsatları almak için açık ve hazırım. Üçüncüsü, bolluk ve zenginlik titreşimiyle uyum içindeyim. Olumlamalarınızı ne kadar açık ve spesifik olarak ifade ederseniz, bollukla uyumlanma ve odaklanma o kadar güçlü ve hızlı olur. İkinci adımımız, olumlamalarımızı günde 6 kez gözden geçirme ve her bir olumlamaya 9 saniye ayırma adımıdır. Öncelikle kendinizi tamamen bu sürece odaklayabileceğiniz ve dış dünyadan soyutlayabileceğiniz sessiz bir yer bulmalısınız. Bulduktan sonra gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve ilk olumlamanıza odaklanın. Olumlamanızı içtenlikle tekrarlayın. Arzu ettiğiniz parayı zaten almışsınız gibi heyecan ve şükran duyguları hissedin ve kendinizi zenginlikle ve finansal fırsatlarla çevrelenmiş olarak hayal edin. Her bir olumlama için bu süreci tekrarlayın ve her birine 9 saniyenizi ayırın. Bu pratiği günlük rutininize entegre etmek için ve tezahür gücünü artırmak için onları evinizde görebileceğiniz yerlere asabilirsiniz. Yatak odanızdaki aynaya, banyo dolaplarınıza veya bilgisayarlarınızın üzerine. Kısacası maruz kalabileceğiniz her noktaya koyabilirsiniz. Ayrıca telefonunuza hatırlatıcılar kurabilir ya da cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Maksimum faydayı sağlayabilmek için olumlamalarınızı gün boyunca düzenli olarak gözden geçirdiğinizden emin olun. Nikola Tesla'nın bu inanılmaz tekniğine 9 gün boyunca bağlı kalın ve gözlerinizin önünde nelerin geliştiğini izleyin. Bu teknik sadece dilek tutmanız gerektiğini ve bu dileğin gerçekleşeceğini söyleyen basit tekniklerden değildir. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve titreşimlerinizi arzularınızın enerjisiyle uyumlu hale getirmek için yapılan bilinçli bir pratiktir. Kendinizi bilinçli bir yaratıcı haline getirmek ve hayal ettiğiniz yaşama ilham veren eylemlerde bulunmaya hazır olun. Bu ritüeli 9 gün boyunca uygulama konusunda kararlı olun. Bu süre boyunca ortaya çıkabilecek işaretlere, fırsatlara ve uyumlanmalara açık ve alıcı konumda olun. Evrenin titreşimleriyle uyumlu hale gelmek için ona güvenin. Süreç boyunca pozitif bir zihniyet benimseyin. Şüpheleri ve sınırlayıcı inançları bir kenara bırakın ve finansal hedeflerinize yönelik ilham veren eylemlerde bulunun. Finansal bolluğun keyfini şimdiden yaşadığınızı görselleştirin ve bu duyguyu eylemlerinizi harekete geçirmek için kullanın. Bu pratiği sürdürdükçe finansal gerçekliğinizde değişiklikler gözlemlemeye başlayacaksınız. Fırsatlar ve beklenmedik para kapıları açılacaktır. Hedefinize doğru attığınız her adım için şükran duymayı sürdürün ve yolunuza çıkan nimetlerden faydalanmak için açık olun. Unutmayın, tezahür etme süreci niyetlerinizle evren arasında birlikte yaratılan bir süreçtir. Finansal bolluk olumlamasıyla enerjinizi, frekansınızı ve titreşiminizi sürekli olarak uyumlu hale getirerek evreni istediğiniz sonucu tezahür ettirmek için gerekli fırsatları ve kaynakları ortaya çıkarmaya davet ediyorsunuz. Tesla'nın bilgeliği ve evrenin sırlarıyla yapılan bu inanılmaz keşifte bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Tesla'nın vurguladığı gibi enerji, frekans ve titreşim üçlüsü olağanüstü bir güce sahiptir. Şimdi harekete geçme ve isteklerinizi tezahür ettirme zamanıdır. Unutmayın, gerçekliğinizi şekillendirme yeteneğine sahipsiniz. Olumlamalarınızın gücüne inanmaya devam edin ve sizi bekleyen bollukları almak için açık kalın. Bir sonraki buluşmaya kadar en yüksek frekansta titreşmeye devam edin ve hayallerinizi tezahür ettirin. İnanın bunu başarabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.